Savaş Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçileri de vurdu. Ve Avrupa'da yaşam pahalılaştı. Ve bu filmin sadece bir fragmanı. Uzmanlar daha ağırını bekliyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, vatandaşlarımız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlesinler. Çünkü buradaki vatandaşlarımız ellerindekilerini muhafaza etmeleri için bazı teknik yöntemleri bilmesi gerekiyor. Problem şu sevgili arkadaşlar, enflasyon. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bu enflasyona alışık değil. Görünen enflasyon, bize söylenen enflasyon %7. Ama reel enflasyon 3 katıdır. Yani %7 deniyorsa en az %21'dir. Enflasyon nedir? Enflasyon çok basit. Senin cebinde 100 euro var ve bir sene sonra hiçbir şey yapmadığın zaman senin cebinden 21 euro eksiliyor. Yani %21 enflasyon demek senin cebinden 21 euro eksiliyor. 100 euro 79 euro oluyor. Hiçbir şey yapmadığın zaman. İşte enflasyon bu demek. Yani paran değer kaybediyor. Bununla beraber fiyatlar her gün artıyor. Daha önceden 1 euroya aldığın bir ürünü 3 euroya, 5 euroya alıyorsun. Örneğin gaz ücreti aylık 160 euro öderken şu anda 160'dan 460 euroya çıkıyor. Yani aylık 300 euro gaz parası artıyor ve bu şekilde gazı pahalıya almış oluyor. Bu sadece gaz ücreti. Bunun yanında tabii elektrik daha önceden 30 sentti. Şimdi 67 sent kilowatt başı. Bunlar enerji fiyatları sevgili arkadaşlar. Yağ daha önceden 1 euroydu, şimdi 5 euroya çıktı. Yani gıdada kendini daha fazla katladı sevgili arkadaşlar. Avrupa'da yaşayan gurbetçiler şu anda şikayet ettiği konular şunlar. Yağ yok, bulamıyoruz marketlerde. Bulsak da 5 euroya. Un zaten yok, unu da bulamıyoruz diyor şikayet edenler arkadaşlar. Bunun yanında süt bazen bulunuyor, bazen bulunmuyor ve temel gıdalar eksilmeye başladı. Sevgili arkadaşlar, şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Tamam, bir kriz var, kötü bir senaryo var ve bu filmin başlangıcı, yani bir fragmanı. Fakat burada, bu videoda size çözüm sunmak istiyorum. Kriz var, dert var. Fakat derman da var. Allah her zaman derde bir deva vermiştir. Devasız bir dert yok. Yani kriz var ama fırsatlar da var. Burada önemli olan krizi değerlendirmek, fırsata çevirmek. Konumuz bu. Çözüm nedir? Bunu anlatacağım size. Bu videoyu o yüzden sonuna kadar izleyin sevgili arkadaşlar. Bu videoda aynı zamanda karar ver. Yani krizler her zaman kazananı ve kaybedeni belirliyor. Sen kazananlar kulübüne girmen için bu videoyu hazırladım sana. Sen de bu krizden kazanan olarak çıkabilirsin. Peki çözüm ne? Ne yapman gerekiyor? Bir kere elinde olanı muhafaza etmen lazım. Elinde finansal olarak baktığımızda elinde bir paran var. Mesela 100 euro var. Bu 100 euroyu parada tutarsan, hiçbir şey yapmazsan bu 100 euro biraz önce dediğim gibi %21 eksiliyor ve 79 euroya düşecek bir sene sonra. 100 euron 2 senede 58 euroya düşecek. Yarı yarıya düşecek. Şimdi bunu nasıl çözeceksin? Değer kaybetmeyen yere yatır parayı. Yani parada tuttuğun zaman eksiliyor. Bunun çözümü parayı değer kaybetmeyen yere yatıracaksın. O zaman eksilmiyor yarı yarıya. 2 senede eksilmiyor. Peki ne değer kaybetmiyor? Onu araştır. Ne senin elinden alınmıyor? Senin elinden %10, %20 eksilmeyen şey nedir? Buraya odaklan. Telefondan basit bir örnek vermek istiyorum. Senin akıllı telefonun arada bir kendini güncelliyor. Update oluyor. Sen gece uyurken kendini yeniliyor. Yeni teknolojiyi kullanmaya başlıyor. Eğer telefonun kendi kendine güncellemezse o zaman hızı yarıya düşüyor. Onun gibi düşün. Güncellenmesi gerekiyor. Aktüel kalması gerekiyor. Bunu en güzel açıklayan hadis-i şerif var. Peygamberimiz öyle buyuruyor. 2 günü bir olan ziyandadır. Elindekilerini kaybediyor. İsraf ediyor ömrünü. 2 haftası da aynı olduğu zaman bu telefon ziyanda oluyor. Yani gücünü kaybediyor. Aynı zamanda güvenlik açıkları oluşuyor. Hastalanıyor bir çeşit, bozuluyor. İnsan da aynı şekilde
kendini güncellemesi lazım. Güncellemediği zaman biraz önce anlattığım gibi finans konusunda doğru yatırım yapmayan insanlar 2 sene sonra parası yarı yarıya indiği gibi güncellemeyen insanlar da kendini değeri, kıymeti, bilgisi yarı yarıya düşüyor. Eski kafa dedikleri şey aslında o. Yani eski kafayla devam ediyor. O yüzden başaramıyor diye örnek veriliyor değil mi? Eski kafayla devam edenler, kendini güncellemeyenler onlar hep kaybediyor. Ne zaman kaybetmiyorsun? Eğer kafana yatırım yaparsan, beynine, zihnine yatırım yaparsan hiçbiri gelip de senin kafandan bu bilgiyi çalamıyor. Enflasyon gibi azalmıyor bu. Güncellersen, yenilersen, kişisel gelişim yaparsan, aktüel tutarsan kendini. Gece hırsız gelip kafandan bir şey alamıyor. Peki devlet gücüyle gelse kafandaki bilgiyi alabilir mi? Alamaz. Hırsız gelip alabilir mi? Alamaz. Maliye gelip de kafandaki bilginin vergisini alır mı? Alamaz. O yüzden kafanda tuttuğun bilgiler hiç eksilmiyor. Ve buraya yatırdığın para, bilgi neyse bu biraz önce anlattığım gibi azalmıyor, aksine çoğalıyor. Yani şuraya 100 euro yatırdıysan bu bir sene sonra 1000 euro oluyor. Yine 1000 euro yatırdın bu sefer 10.000 euro oluyor. Gittikçe artıyor. Kendimden örnek vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu krizleri öngörebildiğim için daha önceden güneş panelleri taktık. Kullandığım evde 40 metrekare güneş panelleri var. Bu güneş panelleri çok az gaz kullanarak evi ısıtıyor. 3-4 dairenin sıcak suyunu karşılıyor. Ve gaz ücreti yükselse de, artsa da, kendini katlasa da gaz ücreti fazla ödemiyoruz. O yüzden daha önceden kafamıza yaptığımız yatırımdan dolayı bunu öngörebildik ve bu şekilde tedbirler aldık. Peki hocam geç oldu mu? Şimdi ne yapayım? Bak. Şimdi hemen harekete geç. Kendini güncelle. Ama hocam biraz bekleyeyim, kriz geçsin, ondan sonra kendime yatırım yapayım dersen o zaman ben sana şunu söyleyeyim. Senin şu anda diyete ihtiyacın var. Şöyle diyemezsin. Hocam ben biraz kilo vereyim ondan sonra diyete başlayayım. Hayır. Almanların bir cümlesi var. Jetzt erst recht. Yani şu anda başlaman gerekiyor. Ben sonra yapayım. Sonra kendimi güncelleyeyim. Sonra kendimi geliştireyim. Sonra kafama yatırım yapayım diyemezsin. Zaman ilerliyor. Zaman çok hızlı ilerliyor. Yani akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçiyor. Şu anda senin ihtiyacın var. Biraz önce dediğim gibi şu anda nefes alacaksın. Sevgili arkadaşlar ben 19 yaşından itibaren 30 seneden beri çevremdeki insanlara, bana danışmanlığa gelen insanlara veya YouTube videolarımda sürekli kendinize yatırım yapın. Kendinize yatırım yapın. Kendinizi güncelleyin. Kendinizi geliştirin. Çünkü kendinize yatırdığınız parayı kimse gelip alamayacak. Hiçbir zaman eksilmeyecek dedim ve hala demeye devam ediyorum. Bu ve buna benzer krizlerden önce bu dediklerimi ciddiye alıp hayatına yansıtanlar tedbirlerini aldılar. Kendine yatırım yaptılar. Kendini bu konularda geliştirdiler. Finansal olarak örneğin garantiye aldılar. Kendini sermayelerini parada tutmadılar. Gittiler arsa aldılar veya Bitcoin aldılar bundan 5-6 sene önce. Ve elindekilerini muhafaza ettiler sevgili arkadaşlar. Ama dinlemeyenler, onlar gitti borçla araba aldılar. Onlar gitti borçla, faizle ağır yüklerin altına girdiler. Onlar gitti başkalarının hayatını takip etmek için dizi seyretmeye, haber izlemeye devam ettiler. Kendileriyle ilgilenmediler. Asıl etkilenen gurbetçi vatandaşlarımız işte onlar. Onlar kendilerini güncellemediği için biraz önce verdiğim örneğe göre elindekilerin yarısı gitti sevgili arkadaşlar. %50 elinde olan ne varsa onların değerini kaybettiler. Bunun dışında şunu da örnek vermek istiyorum. Fransız bir bilim adamı 2000 yılından itibaren 3 senede bir bilimin ikiye katladığını söylüyor. Şöyle diyebiliriz. 2000 yılından 2003 yılına kadar bilim İkiye katladı. Teknoloji çok hızlı gelişti. 2018'den itibaren de bilim, teknoloji 2 yılda kendini ikiye katladı. Sen geçen seneki bilginle şu anda hareket edersen o zaman bildiklerinin %50'sini kullanabiliyorsun. %50'sini kaybetmiş oluyorsun. Eğer aktualize etmezsen kendini. Dolayısıyla hani derler ya hocam o eskidendi, eski günler, eskiden çok iyiydi. Evet, eskiden çok iyiydi. Günceldin çünkü. Ama sen kendini güncellemediğin için, kendine yatırım yapmadığın için eskisi gibi iyi değil. Neden?
Çünkü %50 2 senede değer kaybettin. Senin yüzüne bakan yok, seni dinleyen yok, sana değer veren yok, senin çocuklarına cümlelerinin etkisi olmuyor, konu komşuya etkili olamıyorsun veya ticaret yapıyorsan, dükkanın varsa satış yapamıyorsun. Neden? Çünkü eski kafayla, eski bilgilerinle hareket ettiğin için yarı yarıya kaybettin. Ve 2 sene daha geçtiği vakitte yarı yarıyadan daha fazla, yani son kalan yarının yarısına düşüyorsun. %25 kalıyor sadece. Dolayısıyla doğru yere yatırım yap ki elindekilerini kaybetme. Enflasyon örneğindeki gibi elindekilerini kaybetmemek için kendini güncel tutman gerekiyor. Kendini geliştirmen gerekiyor. Doğru yere yatırım yapman gerekiyor. Kimse gelip onu almasın diye. Doğru yatırım yaparsan yatırımın kendini 2'ye, 3'e, 4'e katlıyor. Yani 100 euro yatırıyorsan 1000 euro geri alıyorsun. 1000 euro yatırırsan 10.000 euro geri alıyorsun. Doğru yere yatırım yaptığında herkes elindekilerini kaybederken sen 100 euro yatırdığında 1000 euro geri alıyorsun. Diğerleri 100 eurosu 50 euroya düşüyor. Sen de hemen şimdi harekete geç ve kendini geliştir. Bu videoda öğrendiklerini hayatına yansıt ve yatırımını doğru yere yap. Geçmişte bilge bir insan şöyle söylüyor: en iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır. Çünkü karını en hızlı aldığın yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Bizimle bu konuda iletişime girebilirsin. Biz yıllardan beri sevgili arkadaşlar Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza kendilerine doğru yatırım nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Ve ben bunu 30 seneden beri söylüyorum zaten. Sen de bu konularda kendine doğru yatırım yaparak elindekilerini bereketlendirebilirsin. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.